keçi gibi tırmanıyoruz. Tepeye, en tepeye. Şahane görüntüler çıktı mı? Bulduk. Ve Merdivenli Köyü'ne geldik. Herkese merhabalar arkadaşlar. İzmir Dikili'deyiz ama bayram sebebiyle hem bütün sahiller çok kalabalık hem de birkaç gündür hava çok rüzgarlı ve denizde dalgalı. Biz de bu yüzden bugün dağa kaçmaya karar verdik. Daha önce sokağa çıkma yasaklarında bu bölgede dağ tepe gezmiştik, göller keşfetmiştik, farklı ormanların içinde yürüyüşler yapmıştık. Bugün de denizin durumundan dolayı bakalım dağ köylerini keşfetmeye gidiyoruz. Bugün oldukça farklı bir gezi planı hazırladık. Ben de ilk defa öğrendim. Burada kaya mezarları varmış. Deliktaş köyünden turumuza başlayacağız. Daha sonra sırasıyla Esentepe, Katıralanı köylerinden geçip Merdivenli köyünde çok güzel bir gün batımıyla, Midilli manzarasıyla günü tamamlayacağız. Videomuza başlamadan önce küçük kırmızı abone ol butonuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz ve birlikte yeni yerler keşfetmeye devam ederiz. Şimdi bugünlük denize veda ediyoruz ve dağ köylerine doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşlar ilk durağımız Deliktaş Köyü'ne geldik. Şimdi köy merkezindeyiz. Bakalım burada neler var. Önce şöyle köyü bir turlayalım. Sonra da bu tarihi kalıntıların olduğu, kaya mezarlarının olduğu benim merak ettiğim yere doğru muhtemelen yürüyerek tırmanacağız. Bir de nereden gidiliyormuş onu öğrenelim, soralım buradakilere. Merhaba, iyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kaya mezarlarının falan olduğu zindan mı diyorsunuz siz? Aynen. Buradan devam edeceksem o çamların beri tarafına. Arabayla gidebiliyor muyuz? Yürüyelim mi arabayı bırakıp? Arabayla gidelim. Araba çok yakınına kadar gidiyor. Siz yalnız zindan arıyoruz biz deseniz söylerler yani. Tamam. Daha iyi olur orada. Etrafında evler de var, oralardan sorusu. Tamam, anlaştık. Teşekkür ederiz. İyi günler. Köyde bir de lokanta varmış. Zindan. Zindana gideceğiz. Biliyorum. Şöyle bir bakıyoruz sadece şimdi. Sonra arabayı alıp gideceğiz. Siz farklı yerlerde. Ha, Deliktaş için buradan gideceğiz o zaman. Zindan için hop giriştin oradan. Tamam. Şimdi burası çok fazla da bilinen bir köy değil aslında. O yüzden sanırım böyle turist olması da ilginç bir şey oldu. Buradakiler için şu an herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Nereden gideceğimizi anlatıyorlar. Aslında onların da söylediği gibi hani buraları çok detaylı bilen biriyle gezmek en iyisi olacaktır. Çünkü çok fazla internette burayla ilgili bilgi yok. Ben her zamanki gibi Dikili videolarındaki Fahri danışmanımız Murat Solmaz'a danıştım. Kendisi biliyorsunuz daha önce Küçükköy videomuzda Ayvalık'ta bize eşlik etmişti. O birazcık bize buranın tarihinden bahsetti. Yukarı çıktığımızda öğrendiğim kadarını size de aktarmaya çalışacağım. Onunla birlikte çektiğimiz Küçükköy videosunu da izlemediyseniz orası da çok enteresan bir sanat köyüydü. Onun videosunun linkini de koyalım, buraya açıklamalara da eklerim. Ona da göz atabilirsiniz. Şimdi köyün içinde biraz önce yürüyelim. Sonra arabayla sanırım yukarı yaklaşmamız gerekecek. Bak kimleri buldum. Minik oğlaklar da var ama. Ben meraklılar ha. Sana bir şey de getirmedik. Ne versek? Şöyle yeşil bir dal vereyim ben. Bir dakika. Bakalım yiyecek mi? Vallahi sevdi galiba. Afiyet olsun. Kaptı vallahi. Hadi görüşürüz, afiyet olsun. Videonun giriş bölümünü geçtiğimize göre her zamanki gibi gelişme bölümünde İlker bizimle hoş beraber. Hoş buldum. Hoş geldin. Şimdi Deliktaş'ın tepelerine doğru yürümeye başladık. Şu arkamızda dediler ki Arnavut Kaldırımlı yol en son bir evle bitiyor. O ev, bu ev. Arabayı oraya bıraktık. Oradan itibaren yürümeye başlayacağız ama o evin bittiği yerden hemen zaten çam ağaçları başlıyor. Bence denize girilmeyecek bir gün için yapılabilecek güzel bir aktiviteye doğru yine tırmanmaya başladık. Bugün gerçekten kıyılar acayip kalabalıktı. Kurban Bayramı'nın sonlarına geldik. Bir de dalgalı rüzgarlı bir gündü. Çok keyifli olmayacaktı. O yüzden dedik bu sefer dağda tepede serin bir yerleri gösterelim.
Aynen. Şimdi delik taş kısmına doğru yürüyoruz. Bir zindan dedikleri kaya mezarlarının olduğu taraf var. Bir de bu delikli delikli taşların bulunduğu yer var. İkisine farklı patikalar çıkıyor. Biz şimdi ilk olarak bu delik taşları keşfetmeye çalışacağız. Bu arada arkamda uzaktan da Çandarlı'yı görüyorsunuz. Çandarlı'nın denizi. Hatta arada da orada ufak bir göl var. Oraya da belki uğrarız. Orası neresi bilemedim. Bu arada tepeye doğru yürürken bir selam borcumuz var. Onu atlamayalım. Hira Çetin. 7 yaşındaki bir takipçimizmiş. Bizden rica etti. Bir sonraki videomuzda selam söyler misiniz bana diye. Bütün videolarımızı izliyor. Ona buradan sevgiler gönderiyoruz. Evet, umarım o da büyüdüğü zaman, bizim videolarımızda izlediği yerleri kendi başına gezmeye başladığı zaman buraları aynı güzellikte bulabilir. Güzel temenni. Burada biraz rüzgardan boynunu bükmüş ağaçlar var. Ama rüzgarlı olması şu an işimize geliyor bence. Çünkü normalde Temmuz sıcağında böyle bir dağ yürüyüşünü yapamazdık. Arkadaşlar bu arada sonunda Bluetooth mikrofonlarımıza kavuştuk. Evet, kablodan kurtulduk. Kabloya dolanmaya son. Umuyorum böyle son videolarda biraz gidip gelen ses durumu şimdi düzelmiştir. Minicik bir patikadan delikli taşların olduğu noktaya doğru keçi gibi gidiyoruz. Keçi gibi tırmanıyoruz. Bakalım en tepede bizi ne bekliyor. Delikli taşa adını veren delikli taşların olduğu yere geldik. Burada hem o taşların görüntüsü hem de önündeki şu ağaç o kadar güzel bir manzara yaratıyor ki, hem de böyle biraz güneşin batmaya başladığı zamana denk gelince şahane görüntüler çıktı. Böyle yarım saattir fotoğraf çekiyoruz, öyle söyleyebilirim. Kapak fotoğrafını nasıl seçeceğim videoda şu an bilmiyorum. Çok orijinal bir yer ve şu an yalnızca bize ait. Şimdi tam delikli taşların önündeyken buranın tarihinden biraz bahsetmek istiyorum ama ne yazık ki kayıtlı çok da derin bir tarihi yok. Birinci derece doğal ve aynı zamanda birinci derece arkeolojik sit alanı Delikli Taş Köyü ve çevresi. Ama ne yazık ki burada çok fazla çalışma henüz yapılmamış. Belki yapılsa neler bulunacak bilemiyorum. Dolayısıyla çok fazla net bilgiye sahip değiliz. Kayalıkların içinde delikler var. Bu oyuklarda ateş yakıldığı, burada gecelendiği, belki de ayinler yapıldığı düşünülüyor. Şimdi dön bu arada keçilere bak. Keçiler mi geldi? Şu an deliklerden keçiler geçiyor. Çok iyi poz verdiler bize. Oraya kadar tırmanabiliyor muyuz acaba? Keçi tırmanıyorsa biz de tırmanırız. Şimdi şuradan deliklere ulaşmaya çalışıyoruz. Keçiler koşturuyor, biz koşturuyoruz. Ortada buluşacağız herhalde. Bence şuradan pıt 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 kayalıkların üzerinden oraya kadar gidiliyor. Evet. Haydi Duygu. Keçi yeteneklerini geliştirmeye çalışan Duygu. Birazdan şey dört ayağa geçeceğim. Tepeye, en tepeye. Vallahi buradan manzara bayağı güzel. Sadece o deliklerin oraya geçiş yok. Delikler tam altımda kaldı. Kenardan dolaşmamız gerekiyor. Ama buradan yani bütün bölgeyi çok güzel görüyorsun. Ne görüyorsun? Buradan bütün Çandarlı'nın rüzgar değirmenlerini görüyorum. Çandarlı'nın koyunu görüyorum. Bir tane gölü varmış köyün. Göl çok iyi görünüyor buradan. Şu an bayağı efsane görünüyorsun. Bayağı şey yani hakim bütün tepeye. En yüksek noktası burası galiba. Evet, şu an en yüksek noktadasın. Hadi deliklerin içine gidelim. Bu arada etrafta göstereyim biraz size. Böyle değişik kaya oluşumları var. Burada atmosfer bayağı güzel. En tepeye çıkınca hem Delikli Taş Köyü'nün hem de diğer köylerin de manzaraları çok güzel tepeden. Deliğe yaklaşıyorlardı. Az sonra içerideyiz. Vallahi bu böyle ekoturizm sevdalıları için, kaya tırmanışı, trekking yapanlar için ve fotoğrafçılar için. Ve fotoğrafçılar için aynen. Çok güzel bir lokasyon. Bence de. Fotoğraf için bütün gün farklı farklı açılardan çok güzel pozlar yakalarsın. Farklı ışıklarla kesinlikle. Ha, bu saatler özellikle güzel oluyor. Boşuna golden hour demiyorlar. Ulaştın mı? Ve içeride. Ben de geliyorum. Geldim. Ben de deliğin içindeyim. Buradan sağ sol deliğin her tarafı manzara ya. Çok güzel. Eko yapıyor mu sesim? Şu anda ses yapmıyor. Ses 1-2. Ama çok orijinal bir nokta gerçekten. Bu arada keçiler buraya iz bırakmışlar diyebiliriz. İmza atmışlar. Burayı biraz tuvalet olarak kullanmışlar. Bol bol keçi imzası var.
Devkli taşın içinde. Yanımda bir tek su var. Hadi biraz su molası verelim. Şöyle manzarayı izleyelim oturup. Arkadaşlar biz burayı çok sevdik ama bugün için yaptığımız bir plan var ve güneş batmadan görmek istediğimiz birkaç köy var. En son gün batımında merdiven de izleyeceğiz. O yüzden şimdi kaya mezarları tarafına doğru geçeceğiz Deliktaş'ın. Buradan bu kadar ama turumuz başka ilginç yerlerle devam ediyor. Hadi bakalım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, hoş bulduk. Mutlu bayramlar size de. Ne yapıyorsunuz burada? Hayvancılık yapıyorsunuz. Bamya ekiyor, hayvancılık. Ha, bamya var. Evet, bunun bamyası meşhur bu bölgenin. Sizin isminiz ne? Zeynep Çetin. Zeynep Hanım. Tamam, Duygu benim de adım. Memnun oldum. Ben de senin günden memnun oldum. O zaman hoşça kalın. İyi bayramlar tekrar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet arkadaşlar, Deliktaş Köyü'nün yakınlarındaki bir başka kayalık bölgeye tırmandık. Şu anda kaya mezarlıklarını arıyoruz. Henüz mezarları, lahitleri bulamadık ama başka bir bölgeye geldik şu an. Sanıyorum tam olarak zindan dedikleri yer burası. Belki de zindanın böyle şuradan deliği olabilir diye düşünüyorum. Şu an biraz varsayımsal konuşacağım çünkü burada çok fazla değil hiç. Burada hiç böyle herhangi bir tabela, açıklama vesaire hiçbir şey yok. Tamamen köyde yaşayanlara sonra sonra zaten buraya kadar geldik. Aslında burası ilkel çağlardan kalan bir tapınma alanı. Hatta burada bir sunak varmış. Hayvanlar kesilip kanları akıtılıyormuş. Şurada bazı böyle aşağı doğru inen yollar var. Belki bu yollar o kan akıtılan yollardır diye düşünüyorum. Ve burası da sunak ve hayvanları adadıkları bölge olabilir diye düşünüyorum. Böyle ufak ufak hep böyle basamaklar var. Kayalar... Kaya merdivenler diye geçen yeri biraz da önce tırmandık. Onu tam buradan görünmüyor sanırım. Evet. Az sonra aşağıdan gösteririz. Buraya Profesör Doktor Martin Zimmermann gelmiş. O ünlü bayağı bu konularda ve burayı incelemiş. Yalnız çok böyle dediğim gibi kayıtlı bir okuyabileceğimiz doküman bulamadık. Bu arada çok da rüzgar var. Biz de zindandan aşağı uçmasak. Karşınızda Duygu. İyi olur. Buradan mı indim ben? Oradan ineceğiz ama önden. Aa, bak bu bence bu kan akıtılıyor dedikleri dar yollardan biri mesela i̇şte, şu olabilir. Kurbanın son gününe gelmesi de ilginç bir tesadüf oldu. Evet, Kurban Bayramı'nda biz de benzer şeylerden bahsediyoruz. Bu arada burada işte böyle sunak adak yerlerinin olması, birazdan umarım bulabileceğimiz mezarların olması ahiret inancı olan bir toplumun burada yaşadığını gösteriyor. Bir tiranın burada kaya mezarı varmış. Kim olduğu da tam olarak bilinmiyor. Bakalım bulabileceğiz mi? Kaya merdivenler. Buraya gelmeden önce burayla ilgili fotoğrafını bulduğum nadir yerlerden bir tanesi. Yine çöp deli olacağız ya. Burada bile yani çöp. Gerçekten inanılmaz. Biz zor bulduk burayı. Bizden önce gelenler bir şeyler bırakmış. Evet, tahminini hangi yönden yöne kullanıyorsun? Bu. Nasıl buradan bu? Dolaşacağız. Bunun arkasında bir şey gördüm. Bak bak bak. Ben geçeyim. Zindan bu. Zindan dedikleri burası. Şimdi bulduk. Evet. Burada, burada bak var. Bazı böyle oyuk yerler var. Evet. Oraya raf mafya yapmışlar ya. Bildiğin. Bak şurada minik pencere var. Sanki bir kuleymiş. Aynen. Orası da gözlem penceresi varmış gibi. Şimdi hangi yıllarda bu yapılmış? Murat ne diyor? Valla işte ilkel çağlar, antik çağlar, eski bir Anadolu uygarlığı. Yani çok fazla kayıtlı bilgi yok böyle şu an. Böyle sanki yontma taş devrinden falan. Ben bir yerde cilalı taş devrinden kalma şeyler var diye de okumuştum. Ama tabii her bilgi de doğru yani olmayabiliyor.
Ama gerçekse şey, hani bu araştırılsa buranın tarihi bayağı evet, eskiye dayanıyor aynen, ya. Aynen. Burada bir küçük oda var böyle. Kayalıkların içinde bir mağara. Burada birisi kalmış sanırım, halı var. Şurada ateş yakılmış. Hadi göster bakalım. Arkadaşlar bulamadık biz kaya mezarları. Şimdi burada çoban amca bulduk. Keçileri otlatıyordu. O bize gösterecek yerini. Onun üstünde mi? Tamam. Şu büyük arkadaki kayanın orada mıymış? Yok yok, değil. Ha şurada. Yakında bir çam var ortada. Bak, bak bir taş var ya, onun dibinde mi orada? Anladım. Çok teşekkür ederiz, size de kolay orada gelsin. Bu arada çok eski güzel şeyler var ya tepede. Bayağı antik çam. Bununla yontma taşı okudunuz. Yontma taşı. Yontma taştan. Milattan önce bizde. Milattan önce kaç bin yıl oldu? Yok bir tarihi vardır da bakmak lazım. Hadi sizi uyuyalım, bizim hayvanlar da eve gidin, nene bekliyor. Tamam, çok teşekkür ederiz. İşte orada. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bulduk. Ay bulamayacağız sandım ya. En son sağ olsun. Amca bize gösterdi nerede olduğunu. Bir tane burada var. Gel 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 gel. Bir tane de burada var. İşte kaya mezarları. İlk resmini görüp Deliktaş'ta burayı merak etmeme sebep olan yer. Şimdi öğrendiğime göre burada bir tiranın mezarı varmış. Daha sonrası kendisi öldükten sonra burada aslında anısı kalsın istemiş. Ama kimin olduğu dediğim gibi bilinmiyor. Detaylı bilgi bulabilen olursa, bizimle de paylaşırsa çok seviniriz. Çünkü gerçekten merak ettim. Buranın geçmişini biraz daha detaylı öğrenmek isterim. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi biz buradan son hedefimizi de tamamladığımıza göre artık bir sonraki durağımıza doğru devam edeceğiz. Katıralan'ın köyünün içinden geçeceğiz. Orada Hatipler Kalesi'ni görebilirsek göreceğiz. Sonra da merdivenle de gün batımına yetişeceğiz. Güzel bir manzarayla günü bitireceğiz. Haydi bakalım, yola devam. İçinden geçiyoruz. Burası aslında yeni bir köy. Eskiden daha farklı bir yerdeymiş. Daha içerideymiş. Adı da Tilkilik'miş. Sonra 1970'lerde yol kenarına taşınmış. Burada durmayacağız. Sadece içinden geçip katır alanına doğru, oradan da merdivenliğe doğru devam edeceğiz. Güneşle yarışıyoruz şu an. Gün batımını yakalayacağız umarım. Katır alana, köy camisinin yanından geçiyoruz. Katır alanından merdiveniye devam edeceğiz. Hatipler Kalesi var burada da. Tarihi olarak önemli olan. Bakalım yol üstlerinde görebilirsek göstereceğim. Şimdi katır alanında demin teyzelerle konuştuk parkta. Onlara sorduk kaleyi ama dediler ki hem çok bir şey yok hem de geride kaldı. Geçtiniz, siz gidin merdiveniye. Gün batımını izleyin dediler. Biz de şimdi söz tutacağız. Merdivenliğe gün batımını yakalamaya gidiyoruz. Çünkü bu bölgede en güzel izlenebilecek yerlerden biri olduğunu hep söylüyorlar. Biz daha önce bir kere çıktık ama çok böyle puslu sisli bir günde çıkmıştık. Çok bir şey anlamamıştık. Bakalım bugün daha güzel olur umarım. Ve merdivenliğe geldik. Köye doğru giriyoruz. Direkt bayrağın oraya gidiyoruz değil mi? Ve Merdivenli Köyü'ne geldik. Tam da gün batımından yaklaşık bir 10-15 dakika önce en tepeye, bayrağın olduğu zirveye ulaştık.
Merdivenli köyün özelliği şu, bu bölgedeki dağ köylerinin çoğunda herhangi bir konaklama imkanı yok. Ama burada birkaç tane butik otel var. İnternetten bakabilirsiniz, onları araştırabilirsiniz. Böyle manzaralı, biraz daha tepeden hakim bir yerde bu bölgede kalmak isteyenler için farklı bir alternatif olabilir. Merdivenli'nin tarihine birazcık gidecek olursak, Pergamon, yani şu anki adıyla Bergama Krallığı'nı koruyan Beştepe'den bir tanesiydi. Yani aslında bir karakoldu. Denizden gelecek saldırılara karşı burada bir gözetleme noktası vardı. Denizden mesela bir tehlike, uzaktan bir tehlike yaklaşırken bir tepeden ateş yakılır, sonra öbür tepe yakar, öbür tepe yakar ve merkeze kadar bu bilgi gider. Aynı sistem burada varmış. Merdivenli de bu gözlemin yapıldığı önemli noktalardan biriymiş. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın lütfen. Yeni keşiflerde, yeni seyahatlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve şimdi sizi çok güzel gün batımı manzaralarıyla baş başa bırakıyoruz. Ve biz de buradan biraz manzaranın, doğanın tadını çıkaracağız. Hoşçakalın. Thought you saw me.